Merhaba, bu videoda 8 artı 7. Evet, bu işlemin sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışacağız. 10'a bölünmüş kutular kullanarak da işimizi kolaylaştırmaya çalışacağım. Evet, 10'a bölünmüş bu kutuların bize gerçekten yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İsterseniz burada 5, burada da 5 tane kutucuk var deyip yine toplam 10 tane oldukları sonucuna ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki sayıların ikisini de altlarındaki kutulara yerleştirecek olsak, bunu tabii ki de birlikler kullanarak yapacağız. 8 için buradaki kutucukların 8 tanesini işaretlemem gerekecek öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 artı 7 demiştik, o halde araya artı koyayım. Buradaki kutucukların da 7 tanesini işaretleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Peki, şimdi bu kutuları da hesaba katıp bana bu işlemin sonucunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi hemen her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve sonucu benden önce kendi kendinize bulun. Şimdi de birlikte yapalım. Ona bölünmüş kutuları kullanmanın neden faydalı olduğunu öğrenmek istiyorsunuz, değil mi? Belki de keşfettiniz bile. Bakın işlemi bu kutulara göre değerlendirdiğimizde bu kutuyu tamamlamak için buradaki yuvarlaklardan kaç tanesini birincisine taşımamız gerektiğini kolaylıkla görebiliriz. Gördüğünüz gibi burada boş olan iki kutucuk var. İsterseniz buradaki sarı yuvarlakların ikisini hemen birinci kutuya taşıyalım ve birinci kutuda 10 tane yuvarlak olsun. Hadi bakalım yapalım bunu. Buradan iki tane yuvarlak silelim. Silelim dedim ama bu yuvarlakları görmezden gelmeyeceğiz. Başka bir deyişle sadece yerlerini değiştiriyorum. Anlaştık mı? Evet, birini buraya, diğerini de buraya taşıyorum. Elimizde hala yedi tane sarı yuvarlak olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın, bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane. Birinci kutuyu tamamlamak için ikisini hepsini buraya taşıdım. Hepsi bu. Ve şimdi bu toplamın kaç olacağını bulmak çok daha kolaylaştı. Neden mi? Birinci kutuyu tamamen doldurduk da ondan. Başka bir deyişle burada 10 ya da bir tane onluğumuz var. Sağ tarafta ise 10'a bölünmüş kutunun sadece yarısı dolu olduğundan sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak daha var. Bu da 8 artı 7 işleminin sonucunun 10 artı 5 ile Aynı olduğu anlamına gelir. 10 artı 5'in 15'e eşit olduğunu bulmak ya da düşünmek diğer işlemi yapmaktan daha kolay öyle değil mi? İsterseniz bütün yuvarlakları sayıp sağlamasını da yapabilirsiniz. Burada 10 tane var. 11, 12, 13, 14 ve 15.